Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 9. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda boğazlarımızda meydana gelebilecek bir tanker kazası sonucunda deniz veya hava kirliliği, sahile yakın binalarda tahribat, hatta daha büyük felaketlerin olma olanağı vardır cümlesinde. Cümleye baktığımızda anlatım bozukluğu nerededir? Tabii ki olanağı kelimesindedir. Olanak imkan demektir arkadaşlar. Ama cümleye baktığımızda felaketlerin olma ihtimalinden bahsediyor. Ya da olanak kelimesinin yerine biz neyi getirebiliriz? Olasılık kelimesini getirebiliriz. Seçeneklere baktığımızda sonucunda sözcüğünün yerine sonunda sözcüğü getirilerek demiş. Bu olmaz. Bunu çıkarmış olduk. Daha sözcüğü cümleden hatırlarak bu da olmaz, bunu da elemiş olduk. Olanak sözcüğünün yerine ihtimali ya da olasılığı sözcüğü getirilerek biz de bunu söylemiştik. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Divan edebiyatı sanatçılarının yazdığı manzum şiirlerinin çoğunun nazım birimi beyittir. Bakın cümleye baktığımızda burada gereksiz sözcük kullanımının olduğunu görüyoruz. Nerede peki arkadaşlar? Manzum şiirlerin demiş. Şiirse zaten manzum biçiminde yazılmıştır. O yüzden buna gerek yoktur. Şimdi seçenekleri değerlendirdiğimizde ise sanatçılarının sözcüğünün yerine şairlerinin sözcüğü getirilerek demiş. Bu olmaz. Bunu attık. Manzum sözcüğü cümleden atılarak biz de bunu söylemiştik. Gereksiz sözcük kullanımı var demiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Veteriner hekimin anlamı evcil ve yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavileriyle uğraşan, ayrıca çiftlikten sofraya kadar gıda güvenliğinin kilit noktalarında görev alan kişi demektir. Bakın arkadaşlar, cümleyi değerlendirdiğimizde buradaki anlatım bozukluğu gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı. Peki hangisidir bu sözcükler? Anlamı ve demektir kelimesi. İkisi de aynı anlama geldiği için bunlardan uygun olanın atılması gerekir. Dolayısıyla buradaki anlatım bozukluğu gereksiz sözcük kullanımıdır. Seçeneklere baktığımızda ise gereksiz sözcük kullanımı görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin iyi bir bölümünü kazanırsan ileride seni parlak bir gelecek bekliyor demektir. Dursun. Genç adam sempatik tavırlarıyla insanların beğenisini kazanmıştı. Burada herhangi bir gereksiz sözcük yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. İnsanların sağlıklarını koruyabilmelerinin şartlarından biri de aldıkları besin maddelerine dikkat etmeleridir. Bakın burada bir gereksiz sözcük kullanımı yok. Bunu denemiş olduk. Otobüste önünde duran çocuk eğilmiş, annesinin kulağına bir şeyler söylüyordu. Burada da herhangi bir şey yok. Bunu denemiş oluruz. Hastanenin inşaatı Temmuz'da başladı. Ocak'ta hizmete açılacak. Arkadaşlar, burada da gereksiz bir sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş olduk. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin iyi bir bölümünü kazanırsan ileride seni parlak bir gelecek bekliyor dediğimizde arkadaşlar bakın ileride ve gelecek ikisi de aynı anlama geliyor. O yüzden burada ne olması lazım arkadaşlar? Uygun olan bir sözcüğün atılması gerekir. İleride sözcüğünü atalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin iyi bir bölümünü kazanırsan seni parlak bir gelecek bekliyor demektir dediğimde herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmıyor. O yüzden burada gereksiz sözcük kullanımı var. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlatım bozukluğu olmaz. Yazar romanlarının çok okunmasının sebebi nokta noktadır demiş. Ağır ve sanatlı bir dil kullanmasıdır. Arkadaşlar bu dursun. Akıcı bir anlatım benimsememesindendir. Bu arkadaşlar anlatım bozukluğu oluşturur. Çünkü bakın denekini kullanmış.
sebebi demiş. Buradaki deneki zaten sebep bildirir. O yüzden burada anlatım bozukluğu vardır. Bunu elemiş oluruz. Aynı konuları işlemesinden ileri gelmektedir. Peki burada ne var arkadaşlar? Bakın işlemesinden derken yine deneki neden bildiriyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Basit olayları ele almasından kaynaklanmaktadır. Yine daneki var. Neden bildiriyor? Bunu denemiş oluruz. İyi bir üslubu olmasından dolayıdır. Buradaki dan da sebep yani neden bildiriyor. Bu da anlatım bozukluğu oluşturur. Bunu denemiş oluruz. Dolayısıyla bakın B, C, D ve E seçeneklerindeki deneki sebep bildirdiği için neden anlamına geldiği için bunları elemiş oluruz. Ağır ve sanatlı bir dil kullanmasıdır ifadesi herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi gereksiz değildir demiş. İki ülke arasında geçmişte yaşanmış olan bazı sorunlar, problemler bugüne taşınmaya devam ettiği için bu ülkelerin arasındaki ikili ilişkiler bir türlü düzelmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın yaşanmış demiş, geçmişte demiş. O yüzden bu nedir? Gereksiz bir sözcük kullanımıdır. Bunu elemiş oluruz. Yine yaşanmış olan derken buradaki yaşanmış ifadesi kullanıldığı için olan kelimesine gerek yok. Bunu denemiş oluruz. Sorun zaten problem demektir. O yüzden bunu denemiş oluruz. İkili ilişkiler demiş arkadaşlar. Bir de iki ülke arasında demiş. İki ülke arasında dediğine göre zaten ilişki de en az iki kişi arasında olacağına göre ya da iki olay, iki kavram, iki ülke arasında olacağına göre ikili kelimesine demesine de gerek yok. Geriye kalan içine data arkadaşlar gereksiz sözcük değildir. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sait Faik Abasıyanık, gerçeklik duygusu uyandıran hikayeler ve çarpıcı betimlemelerle yazısına akıcılık kazandırmış, böylece tek düzelikten kurtarmış. Arkadaşlar ilk başta dikkatimizi çeken şey nedir? Bakın noktalı virgülden sonra buraya nesnenin gelmesidir. Neden? Çünkü tek düzelikten kurtardığı şey nedir sanatçının? Tabii ki eseridir. Eserini ya da kitabını ya da üslubunu tek düzelikten kurtarmıştır diyebiliriz. Şimdi kurtarmıştır yüklem kim? Sait Faik Abasıyanık özne neyi kurtarmış? Eserini ya da kitabını dersem burası ne olur arkadaşlar? Belirtili nesne olur. Görmüş olduğunuz gibi nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir demiş. Bilimsel araştırmalar sütün mayalanmasıyla elde edilen kefirin cildi güzelleştirdiğini ve sağlık kazandırdığını ortaya koydu. Şimdi arkadaşlar burada V bağlacından sonra bizim ne getirmemiz lazım? Cilde kelimesini getirmemiz lazım. Çünkü ortaya koydu yüklem. Ne ortaya koydu? Bilimsel araştırmalar özne. Neyi ortaya koydu? Sağlık kazandırdığını nesne. Neye sağlık kazandırdığını ortaya koydu? Cilde. Bakın dolaylı tümleç eksikliği var. Seçeneklere baktığımızda elde sözcüğü cümleden atırılarak demiş. Bu olmaz. V bağlacından sonra cilde sözcüğü getirilerek evet biz de bunu söylemiştik. Dolaylı tümleç eksikliği var demiştik. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Her zaman çevremdeki insanlara yararlı olmaya çalıştım. Kimseye zararım dokunmadı. Bakın arkadaşlar dokunmadı yüklem ve görmüş olduğunuz gibi olumsuzluk eki almış. Dokunmayan ne? Zararım özne. Kime dokunmadı? Kimseye dolaylı tümleç. Ne zaman? Her zaman. Bu da zarf tümlecidir. Peki yüklem olumsuzsa her zaman diyebilir miyim? Tabii ki hayır. Bunu da olumsuz yapmam lazım. O yüzden kimseye sözcüğünden sonra benim ne getirmem lazım? Hiçbir zaman demem gerekir. Görmüş olduğunuz gibi buradaki hiçbir zaman sözcüğü nedir?
zarf tümlecidir. Zarf tümleci eksikliği vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir ögenin eksik kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Okul müdürünü ziyaret ettiğimde birkaç saat sohbet etme fırsatım oldu. Arkadaşlar, birkaç saat sohbet etme fırsatını kiminle yakalıyor? Onunla yakalıyor. Bakın, onunla birkaç saat sohbet etme fırsatım oldu. Peki bu cümlede nedir? Kiminle sorusunun cevabı zarf tümlecidir. Dolayısıyla burada zarf tümleci eksikliği var. Öyküyü sevdiğim halde son bir yıldır vakit bulamadığım için ilgilenemedim. Bakın, ilgilenemedim yüklem. Ne ile ilgilenemedim? Onunla dersem, yani çizili yere onunla kelimesini getirirsem yine zarf tümleci eksikliği olduğunu görüyoruz. Kardeşim edebiyatı çok sevdiğinden yakından ilgileniyor. Ne ile yakından ilgileniyor? Bakın, edebiyatla kelimesini getirebilirim. İlgileniyor yüklem ne ile? Edebiyatla. Bu da zarf tümleci eksikliğidir. Ona yaklaşmak ve dostluk kurmak istiyordum ama buna fırsat vermiyordu. Arkadaşlar, ona yaklaşmak ve onunla dostluk kurmak istiyordum. Kiminle dostluk kurmak istiyordum? Onunla. Yine zarf tümleci eksikliğidir. Halkı yeteri kadar tanımayan ve güveni olmayan insanlar ülkeyi yönetemez. Halkı yeteri kadar tanımayan ve halka güveni olmayan insanlar ülkeyi yönetemez olur. Dolayısıyla burada da dolaylı tümleç eksikliği var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun sebebi bu cümleyle aynı değildir demiş. Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. Bakın, buradaki anlatım bozukluğu yüklem eksikliğidir. Ay bir yandan sarsın, sen bir yandan sar beni derken yüklem eksikliği görüyoruz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise ben iş yerinin yolunu, annem ise pazarın yolunu tuttu cümlesinde ben iş yerinin yolunu tuttum, annem ise pazarın yolunu. Dolayısıyla burada yüklem eksikliği vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bu meşakkatli işin cefasını biz, sefasını ise onlar sürüyor cümlesinde. Meşakkatli işin cefasını biz sürüyoruz, sefasını ise onlar sürüyor olur. O yüzden burada da yüklem eksikliği vardır. Bunun için de B seçeneğini elemiş oluruz. Masanın sağ tarafında biz, sol tarafında onlar oturuyordu. Masanın sağ tarafında biz oturuyorduk, sol tarafında ise onlar oturuyordu olacak. Dolayısıyla bizden sonra yüklem geleceği için burada da yüklem eksikliği vardır. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Arkadaşlarla iki gruba ayrıldık. Biz tiyatroya, diğer grup maça gitti. Bakın, iki gruba ayrıldık. Biz tiyatroya gittik olacak şuraya. Gittik kelimesini, yani yüklemini getirmemiz lazım. Diğer grupta maça gitti şeklinde olacak. Burada da yüklem eksikliği var. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Bazıları patronundan çekinir. Bizim iş yerimizde çalışanlar ise sever. Arkadaşlar, bizim iş yerimizde çalışanlar kimi sever? Tabii ki patronunu sever olacak arkadaşlar. Sever yüklem kim? İş yerinde çalışanlar özne. Kimi sever? Patronunu. Bakın, bu nedir arkadaşlar? Nesnedir. Belirtili nesnedir. Burada da görmüş olduğunuz gibi nesne eksikliği var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Köyümüze yazın başında sezonluk işçi olarak gelen 210 kişi sonbaharın başında memleketlerine döndüler ifadesinde bakın anlatım bozukluğu nerede arkadaşlar? Döndüler yüklem. Dönen kim? Köyümüze sezon başında sezonluk işçi olarak gelen 210 kişi. Arkadaşlar, 210 kişi zaten çoğul bildiriyor. Dolayısıyla burası çoğulsa yüklemin tekil olması gerekir.
Yani şuradaki larlar ekinin kullanılmaması gerekir. O yüzden burada ne uyumsuzluğu vardır arkadaşlar? Tabii ki özne ve yüklem uyumsuzluğu var. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.